Aa, o da ne? Şu saatçik neden heyecanlandı acaba? Eyvah, tansiyonu yükseldi. Hey, uyanın artık canavarlar! Hele şükür tembel kardeşlerim uyanabildi. Abla, şu çanı değiştirsene. Uykumuzun en tatlı yerinde beynimize balyoz düştü sanıyorum. Ne yapayım? Saatin zili size ninni gibi geliyor. Teker teker kaldıracak olsam evden ancak akşama doğru çıkarım. Annem senin gibi yapmazdı ama. Annemin yerini kimse tutamaz çocuklar. Ben de elimden geleni yapıyorum işte. Biliyoruz abla. Sen hem annemiz hem babamızsın. Eğer başımızda olmasaydın hepimiz birer serseri olur çıkardık. Sen bir tanesi. Bizi okutmak için nasıl çalıştığını hiç unutmayacağım. Hadi hazırlanın. İdmana başlayacağız. Bırakın bu lafları. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Yüzü koyun yere. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir. Derin nefes alın. Bir. İki, bir, iki, bir, iki. Tamam çocuklar. Şimdi herkes işinin başına. Ali, bu sabah suyu sen taşıyacaksın. Selim, sen de ekmek almaya gideceksin. Hayır, gitmeyeceğim. O da neden? Gitmem işte. Çünkü kanıma dokunuyor. Ne? Ekmek almak mı? Hayır, kel rıza, kel rıza. Ne yaptı sana? Alay ediyor. Diyor ki, şey diyor. Yoksa... Evet. Ablası güzel diyor bana. Ne? Sana ha? Kel rıza, alacağın olsun senin. Hazırlanın canavarlar. Geliyorum. Hey, ablası güzel nereye? Bana mı diyorsun? Sana ya. Bu mahallede senden başka ablası güzel var mı? Ağacını topla. Ben sana hiç kel rıza diyor muyum? Kelsin ama söylemiyorum işte. Söyleyemezsin ki ablası güzel. Sonra ben insanı yerim. Ağır ol, midene oturur sonra. Nasılsınız Nevin Hanım? Kardeşimden ne istiyorsun? Şakalaşıyorduk canım. Biz de şakalaşmaya geldik. Hem öyle bir şaka ki bundan sonra sana kel rıza değil, dişsiz rıza diyecekler. Sıkı dur, geliyorum. Bu iş burada biter. Hadi bakalım okula. Ben de işe. Sen de bundan sonra sıkı dur Ker Rıza. Yoksa lakabın değişir sayemde. Hadi güle güle. Bitti mi canım? Evet efendim. Ben de yazıları şimdi getiriyordum size. Sen yorulma. O güzel bacaklarla yazık olur sonra. Rica ederim efendim. Bu kadar ciddi konuşman hoşuma gitmiyor Nevin. Sizin de bu tarz konuşmanız benim hoşuma gitmiyor efendim. Kendinize gelin çünkü kafam kızmaya başladı. Hiddetli kadınlara bayılırım. 6 aydır yanımda çalışıyorsun. Bir kerecik bile sinemaya gitmedik. Sinemayı sevmem. Öyleyse
tiyatroya yahut kasabaya gidelim. Çok hoşuma gidiyorsun Nevin. Artık tahammülüm kalmadı. Benim de tahammülüm kalmadı. Öyleyse duruyorsun. Gel. Bir öpücük ver de karışalım. Gel. Gel. Sıkı dur. Geliyorum. Öpücük öpücük. Namuslu kadın öpüşü böyle olur. İşte bu da istifam. Teşekkür ederim. Anlat bakalım. Bu sefer ne oldu? Ötekiler gibi bu da benim kim olduğumu anlayamadı ve öpmek istedi. Ben de... Sen de yaradana sığınıp adamın gözünü patlattın tabii. Tamam. Adam da katır tepmişe dönmüştü. Öyle olur bilirsin. Bana kızdın mı? Hayır. Ben de olsam aynı şekilde hareket ederdim. Ama bu kovulduğun 19. iş unutma. Ya ne yapayım? En iyisi canım yenisine bakalım artık. Şimdilik bu var. Ahmet Savaş. Bir hafta için süratli daktilo istiyor. Şu meşhur muharrir Ahmet Savaş mı? Aynı zamanda milyoner. Peki sekreteri yok mu? İzinliymiş. Hemen müracaat et. Belki devamlı olarak da çalışabilirsin. Adresi orada. Pansiyon Bospor 117 numara. Teşekkür ederim. Sen olmasaydın ne yapardım? Hadi hadi vakit geçirme şimdi. Kalk git. Hoşça kal. Güle güle. Ya bu da ötekiler gibiyse? Bir sağ bir sol çekersin, bir tane de benim için atarsın. Oldu bitti, tamam. Tamam. Kalkamadığım için özür dilerim. Romatizma. Geçmiş olsun. Yeni mi? İşçi bürosundan geliyorum. Güzel. Bekliyordum. Yalnız kapıyı açık bırakmanıza şaştım. Sıkı dur. Kim geldi kocacığım? Şey, daktilo bayan geldi karıcığım. Karım diriye, diriye. Memnun oldum. Oturun buyurun. Buyurun oturun, oturun. Seyahate mi çıkıyorsunuz? Bırakın aldırmayın, düşerse düşsün. Yalnız karım çıkıyor. Ben bu romatizma yüzünden gidemiyorum tabii. Bu elbiseye ne dersin cicim? Fazla lüks cicim. Hem unutma ki bu değiştirdiğin 17. elbise oldu. Uçağın kalkmasına da yarım saatlik bir zaman kaldı. Yani 3 elbiselik bir zaman. Acaba ne giysem? Sen bilirsin hayatım. Bu hanım kim kocacığım?
Söyledim ya karıcığım, daktilo, daktilo. Günaydın şekerim. Günaydın efendim. acele temize çekilmesi lazım gelen, bu da neymiş? Bir takım müsveddeler var, çabuk yazabilir misiniz? Dakikada 90 kelime, hem de hatası. Güzel. Şunları yarın 9'a kadar yazın lütfen. Hem tecrübe olur size. Kaç nusa istersiniz? 2 kopya kafi. Peki bu kıyafet nasıl sebebi hayatım? Enfes Nuru hayatım, enfes. Alo? Anneciğim sen misin? Geliyorum. Ahmet mi? Burada kalıyor. Kör olası romatizmaları sizi görmesine mani oluyor. Gözlerinden ne istiyorsunuz? Kocacığım annem senin gözlerinden öpüyor. Ben de onun gözlerinden öperim sevgili karıcığım benim. Alo? Anneciğim, Ahmet de senin gözlerinden öpüyormuş. Peki peki, hoşça kal. Sevgilim, anneme gözlerinden öptüğünü söyledin mi? Ha? Söyledin sevgilim, söyledin. Söyledin canım. Bu hanım kimdi kocacığım? Söyledik ya. Adım Nevin Turgay, 22 yaşındayım, 5 senedir daktiloyum, 4 erkek kardeşim var, bekarım, hiç nişanlanmadım. Boyum 1.68, kilom 65'tir, Aksaray'da otururum, evimiz kiradır. Tanıştığımıza memnun oldum efendim. Ben de şekerim. Müsaadenizle efendim, yarın saat 9'da yazılarınızı takdim ederim. Güle güle efendim, güle. Ah, eliniz. Hayırlı yolculuklar hanımefendi. Ayakkabılarınızı değiştirmeyi unutmayın sakın. Dürüye. Yakışıklı oğlan. Muhakkak bir milyonerdir. Kızım Nevin kendine gel. Oğlanı görünce kalbin göbek atmaya başladı. Kendine gelsene kızım. Oğlum Murat. İskorpit çapmış balıkçıya döndün. Nefis bir kız. İki söz etsem ne der acaba? Nerede bizde o kısmet? Kim bilir hangi milyonerin kızıdır? Sabır oğlum, sabır. Beni beğendi galiba. Yalnız biraz utangaç çocuk. İnsan bir iki laf atar oğlum. Cesur ol biraz, cesur ol. Gel peşimden, gel, korkma. Mesela hanımefendi, bir dakika, sizi bir yerden tanıyorum galiba diyebilirsin. Bir dakika efendim. Buyurun efendim, bir şey mi söyleyecektiniz? Sizi bir yerden tanıyorum galiba. Yanılmış olmayasınız, belki birisine benzettim. Yok, hiç kimseye benzemeyecek kadar güzelsiniz. Yeriniz uzak mı? Oldukça. Arabamla götürmeme müsaade eder misin? Teşekkür ederim. Tanımadığım erkeklerin arabasına binmem. Korkuyor musunuz? Ben? Ben kimseden korkmam. Arabası olan çapkın bir delikanlıdan bile. Thank you.
Fena sayılmaz. Bunun gibi yüzlercesi geçti elimde. Çok zengin olmalısın. Ben? Oldukça zengin sayılırım. Arabalara da müthiş meraklıyımdır. Belli. Otelde mi? Yani şimdilik kalıyorum. Hayret doğrusu. Size hiç rastlamadım da. Burada değildim. Avrupa'dan yeni geldim. Öyle mi? Çok güzel. Seyahati ben de severim. İşlerden fırsat buldukça hiç durmadan bol bol gezerim. Seyahati sevdiğinize göre günün birinde tekrar karşılaşabiliriz. Mesela Roma'da, Paris'te, Madrid'de. Dünya küçüktür, unutmayın. Dünya küçük olsaydı şimdiye kadar karşılaşabilirdik. Bu akşam yemeğe çıkabilir misin? Maalesef arkadaşlarımla toplanıyoruz. Çok fena. Hayatımda hiçbir şeyi bu kadar çok arzu etmemiştim. Toplantıyı atlatamaz mısınız? İmkanı yok. Hem geldik zaten. Bakın. Şuradaki ev. Zahmetinize çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Durun bir dakika. Hiç olmazsa isimlerimizi öğrenelim. Benimki Osman Altınzade. Şu meşhur kuyumcunun oğlu musunuz? Evet, kendisiyim. Ya siz? Ben de Nevin Savaş'ım. Muharrir Ahmet Savaş'la bir akrabalığınız var mı? Benim tabii babamdır. Müsaadenizle. Güle güle. Nerede kaldın ya? Osman Altınzade iki kere telefon etti. Herifin ne kadar sabırsız olduğunu. Boş ver arkadaşım. O kadar güzel bir kokusu vardır. Kimin? Altınzade'nin mi? Yok canım. Yeni tanıdığım bir kızın. O kadar güzeldi ki bilemezsin. Çok da zengin. Anlayacaksın, bizim için ümitsiz bir parça. Sana kaç kere yetişeyim ikinci yere uzanma dedim. Arabanın altına yat da aklın başına gitmesin. Kız beni beğendi ama. Tabii beğenir. Altında böyle araba olduktan sonra gerisi kolay. Kolaysa direksiyona geç de onun gibi bir kızla tanış bakalım. Bunu kaç defadır söylüyorsun Murat. Dikkat et, ben de senin kadar yakışıklıyım. Tabii yakışıklısın, mertsin, iyi kalplisin, biricik arkadaşımsın benim. Yağlama yıkama yapma, bu sefer zırnık alamazsın. Ömer. Ömer'cim. Arkadaşım. Ne var? Kızı yemeğe davet etmek istiyorum. Bana ne? Köşedeki köftecide yersiniz, veresiye. Kapik işlemez benden. Yapma Ömer. Paran ha bankada durmuş ha bende. Bilirim. Bak bu son olsun. Al. Kız güzel mi? Güzel de laf mı? Al. Kibar mı? Kibar ya. Al. Sen arkadaşların en kralısın. En kralı. Ne zaman davet edeceksin? Yarın sabah telefon edeceğim. Hem güzel hem kibar bir kız yemeğe telefonla değil, çiçekle davet edilir. Çiçek parası da benden. Kabul edecek mi acaba?
seni beğendiğini söyledin ya odun kapalı. Söyledim. Öyle. Çünkü gözler yalan söyleme. Gözlerinden anladım beni beğendiğin. Gözlerinde. Görmeliydiniz çocuklar. O kadar yakışıklı ve kibardı ki. Beni yemeğe davet etti. Kabul ettin mi? Kabul etseydim şu anda burada olur muydum? Adam genç miydi? Çok gençti. Tatlı bakan gözleri, insanın içini titreten güzel bir sesi vardı. Arabası yürüyen bir apartman gibiydi sanki. Zengin mi? Zengin de laf mı milyoner? Keşke karşıma hiç çıkmasaydı. Ne o kız? Çarpıldın mı yoksa? Bilmem ki. Eskiden erkek görünce tüylerim tersine dönerdi. Bunu görünce içim bir hoş oldu. Hey kendine gel kendine. Bana canavar Selim derler. Ablama yan gözle bakacak erkeğin gözlerini oyarım. Sen de bakarsan senin de anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bana da canavar Selim'in ablası derler. Şimdiye kadar kardeşlerimi utandıracak hiçbir şey yapmadım. Bundan sonra da yapmam merak etmeyin. Peki şimdi bu otomobilli zengin adam ne olacak? O bir rüyaydı. Güzel bir rüya. Gelip geçti artık. Hadi şimdi beni rahat bırakın da çalışayım. Sen git kağıtları getir Selim. Vedat sen de makineyi. Peki. Günaydın. Günaydın. Günaydın tabii. Yazıları bitirdim. Geç kalmadın mı? Yo, tam vaktinde geldiniz. Ben dakik insanları severim. Öteki müsveteler yukarıda. Buyurun da çıkalım alalım. Burada asansör. Romatizmanızın geçtiğine memnun oldum. Anladığınızı tahmin etmiştim. Tatilimi yalnız geçirmek istedim. Demek ayağınızdaki sargılar iyiydi ha? Rica ederim. Benimki sadece bir çare. Karımı siz de tanıdınız. O yanımdayken ben tatilimi nasıl sakin geçirirdim? Dürüye diye bir kadın öyle değil mi? O halde niçin evlendin? Ne bileyim kavun değil ki dibini koklayıp dağılayım. Kelek çıktı işte. Sizi anlıyorum. Her tatilde hasta olur musunuz? Sık. Daha önce kızamık oldum. Sonra sarılık. Sonra kaba kulak. Sonra difteri, şimdi romatizma. Bakalım bundan sonrasını da Allah ne gösterecek. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Aman romatizma dümenim. Buyurun. Ben şu paltomu şey. Buyurun. Zannediyorum bu müsveddeler temize çekerken sizi sıkmadı, öyle değil mi? Bilakis yeni romanınızdaki aşk o kadar güzeldi ki emin olun tesir altında kaldım. Öyle mi? Sonunu merak ediyorum. Sonunu ben de merak ediyorum. Nasıl? Henüz bitirmediniz mi? Hayır, bu şeyler vaziyet biraz karışık da burada soğuk falan geliyor. Maalesef bu girişte bitireceğimi de zannetmiyorum. Şayet siz bana yardım ederseniz belki bitirebilirim. Ben? Herhalde şaka ediyorsunuz. Doğru dürüst mektup yazmasını bile beceremem. Nasıl mı? Mesela bu akşam yemek davetimi kabul etmekle. Ne dersin? Genç ve güzel bir hanım, yaşlı ve romatizmalı bir romancı için
büyük bir ilham kaynağıdır. Valla ben böyle düşünüyorum yani. Ah bak, soğuk da buradan geliyormuş işte. Sonra? Ay, yemekten sonra mı? Kısa bir boğaz gezisi, sonra da bir pavyona gidip avek sizinle dans. Yeter! Eğer yaşlılara el kaldıracak kadar saygısız olsaydım sıkı dur geliyorum der gözünüzü patlatırdım. Önce sağ sonra sol. Anladın mı? Anlamadım. Anlatayım öyleyse. Şimdiye kadar 19 defa işe girdim ve çıktım. Daha doğrusu kovuldum. Çünkü alnım açık çalışmak istiyordum. Ne yazık ki 20. işimde 20. patronumda post çıktı. Post! Ne bileceksin arkadaş? Kavun değil ki koklayasın. İstifa ediyorum. Kabul etmiyorum. Hayır. Ne? Bana mani mi olacaksın yani? Sıkı dur geliyorum. Ay oy oy. Yo, sinirlenmeyin. He? Romanımı aradığım kahramanı buldum. Dürüst ve mert. Bu siz. Gördünüz mü, bana yardım ettiniz işte. Artık romanımı bitirebilirim. Olmaz tabii, istifa etmezseniz. Kabul mü? Bir şartla. Siz de evli olduğunuzu unutmayacaksınız. Bana karşı dürüst hareket edeceksiniz. Bu evlilik laflarını da ikide bir açmasanız olmaz mı yani? Söz mü? Hadi hadi hadi, söz söz söz. Hadi. Girin. Bana mı? Evet efendim. Ver bak. Al ya. Sağ olun. Bir dakika. Sizi ilk gördüğüm günden beri güzel gözlerinizin hayranı oldum. Bu akşam sizi yemeğe davet ediyorum. Seyahate çıkmamışsanız tabii. Hürmet ve sevgiler, Osman Altınzade. Ne? Ne? Bu ne demek? Bu adamın karımla ne ilgisi var? Dürüye! Oh Dürüye, bunu nasıl yaparsın bana Dürüye? Tabancam nerede? Tabancam nerede Dürüye? Tabanca Dürüye! Dürüye! Dürüye, tabancam nerede? Bak böyle suratıma! Tabancam nerede? Dürüye, tabancam! Burada olur mu ya tabanca? Rica ederim, sakin olun, sinirlenmeyin. Ne demek sinirlenmeyin? Siz benim yerimde olun da sinirlenmeyin bakalım. Karınız size boynuz taktırsın, ondan sonra da sinirlenmeyin, sinirlenmeyin. Kendine... Osman Altınzade, Osman Eşekzade. Ulan Osman Eşekzade, sıkı dur geliyorum. Durun bir dakika, durun, yanlışlık oldu. Yanlışlık mı? Evet, çiçek karınıza değil, bana gönderdim. Hadi, dur, dur, dur. Bir akşam tanıştığım bir genç yolladı, ona sizin isminizi verdim. Kızınız olduğumu söyledim. O kadar zengin ve yakışıklıydı. Fakir, basit bir kız olduğumu söyleyemedim. Hakikati anlatamadım ona. Bana kızdınız mı? Ne kızması? Bayıldım bu yalana. Romanımın ikinci kısmı daha da güzelleşti. Hadi, derhal daveti kabul ettiğinizi bildirin ona. Hadi durmayın. Hadi hadi. Hayır, gitmeyeceğim. Saadetin bir yalan üstüne kurulamayacağını bilirim. Yollarımız çok ayrı. Kim olduğumu unutuyorsunuz galiba. Hayır. Tatlı ve güzel bir kızsın sen. O delikanlının yerinde olsaydım peşini bırakmaz. Hemen bozulma. Baban gibi konuşuyor. Baban gibi. Teşekkür ederim. Bana kuvvet verdiniz. Bugün izinlisin. İstirahat et ve iyi düşün. Akşama daha çok vakit var. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Alo? Nevin Hanım mı? O da kim? Ha, kızım tabii, kızım tabii, tabii ya. Biraz evvel dışarı çıktı. Ben, babasıyım. Siz kimsiniz efendim? Osman Altınzade mi? Ha, ooo! Memnun oldum delikanlı. Kızım sizden bahsetmişti. Çok naziksiniz. Peki, Nevin'in namına kabul ediyorum. Güle güle efendim. Alo? İş bürosunu bağlayın bana lütfen, acele. İş bürosu mu? Ben Ahmet Savaş, evet. Gönderdiğiniz hanımın adresini rica ediyorum.
Evet söyleyin. Aksaray, Kanat Sokak, 17 numara. Peki teşekkür ederim. Kimi aradın? Nevin Hanım evdeler mi? Evdeler mi ne demek? Bir tane Nevin var, o da evde. Kim geldi senin? Bilmem. Türkçü galiba. Oh, merhaba. Ahmet Bey, buyurun. Rahatsız ettim. Rica ederim, şeref verdiniz. Buyurun. Merhaba delikanlı. Merhaba. Size kardeşlerimi tanıtayım. Vedat. Ali. Bu da Selim. Yok, Selim değil. Canavar Selim. Yok ya. Memnun oldum. Kardeşleriniz çok sevimliymiş Nevin Hanım. Yağcılık yapma. Efendim? Onlar da sizi çok beğendiklerini söylüyorlar. Teşekkür ederim. Bir şey yapamazsın. Kim bahsettiğin o yakışıklı kibar adam bu moruk mu yoksa? Ne yakışıklı? Bu 49'luk be. Hadi hadi. Kendinize gelin çocuklar. Eğer bir daha saygısızlık ederseniz kulaklarınızdan tutup dışarı atarım. Bu beyin meşhur muharrir Ahmet Savaş'tır. Aynı zamanda patronum. Aynı zamanda da baban. Baban mı? Öyle ya. Az evvel müstakbel damadım Osman Altınzade telefon etti. Şu yemek daveti için. Tabii hakikati anlattınız ona. Ne münasebet. Senin namına daveti kabul et. Akşam 8'de ziyaretine geldi. Ne kadar iyisiniz. Ama maalesef gidemeyeceğim. Çünkü doğru dürüst bir elbisem bile yok. Bana bak. Bırak da bunları baban düşün. Ya. Ne babası be? Sakın Şan babası olmasın. Yeter artık. Döndürdüğünüz dolabı bize de anlatsana. Babalık. Hadi oradan kuru kalabalık. Bir şey yok, bir şey yok. Sadece roman yazıyoruz. Roman. Roman mı? Hı hı. Bizi de yaz öyleyse. Canavar kardeşleri de yaz. Yaz ki bütün can ablamıza yan gözle bakanın gözünü patlattığımızı öğrensin. Tamam mı? Tamam. Hadi Nevin geç kaldık gidelim artık. Allah'a ısmarladık çocuklar. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Çocuklar, ablanız için sakın merak etmeyin. Ben onu korurum. Boş versene sen. Ablamız kendisini korumasını bilir. Sen dikkat et de ağzındaki takma dişler düşmesin. Ah keratalasın. Ah. Oho, buyurun Osman Bey. Nasılsın? Arabacığımın işi bitti mi? Çok az kaldı. Sabahtan beri telefon ediyorum, hep az kaldı diyorsun. Minnacık bir arıza için arabacığımdan mahrum kaldım. Ne biçim ustasın sen be? Beğenmediysen şu minnacık kalıbında arabacığın altına girer, minnacık arızayı tamir edersin. Fazla tıraş etmez. 20 dakikaya kadar arabacığın otele gelmezse, para yerine nasihat alırsın. İşte o kadar, o kadar. Ah! Kör müsün be adam, önüne baksana be! Hadi! Hop! Ne oldu bu adama ya? Barut fıçısına dönmüş. Su aygırı geldi, kafa ütüledi. Görmemişin oğlu olmuş. İşte bu da o hesap. Bozulma sen, boşver. Ben nasılım, onu söyle. Banka gibisin. Ama şu fazla galiba. He? Masa ayırttın mı? Ayırttım. Hem de 3 kişilik. Ayo, zahmet ettin arkadaşım. Ben gelmem. Yo, senin için değil. Belki babası da gelir diye düşünmüştüm. Babası mı? Yandın oğlum Murat. Morun yanında kızın gözlerine bakmaktan başka şey yapamazsın. O da kafi. Nevin'le beraber olabilmek için şeytanı bile sırtımda taşırım. Görürüz. Bu işin sonu yok. Çarpılıp kalacaksın. Aldırma be arkadaşım. Bir günlük beylik beyliktir. Hadi şimdilik eyvallah. Dur biraz. Koca olanın arabacığını da görüver. Atla bakalım. Ha,
İşte sevgili Duruyeciğim 16 bavula rağmen hala giyilecek bir şeyler bırakmış. Hadi seç bakalım. Hadi. Nasıl? Mükemmel. Bu sana iyi olur işte. Çünkü karımın en dar elbisesi. Zavallı Duruye bunun içine zor sığardı. Ha şu kürkü de alayım da. Bak bunu bırakmış burada. İyi. Bak. Buna ne dersin? Ama bu vahşi mi bu? Bu vahşidir ya. Karınız ne der sonra? Canım, haber olmayacağına göre hiçbir şey diyemez tabii. Hadi giyin sen, giyin bak, geçin. Şey, burada mı? Yok, burada olmaz. İçerki odaya. Canım, merak etme, röntgencilik hastalığım yoktu. Hem artık biz baba kız sayılırız değil mi? Hadi, hadi, hadi. Ya Ahmet, evladım. Olmaz. Bak be yavrum, ne olur. Şöyle bir bak, sen bak ya. Hadi. Hadi. Bak Ahmet, bak. Bak. Bakma Ahmet, bakma. Adam olmaz. Bak be Ahmet, bakma Ahmet. Bak. Ya. Of bu da rüküş. Bu Duriye'nin de bir şeysi bulunmaz ki zaten işe yarar. Ne olur. Buna bakayım bu fena değil galiba. Bu fena değil. Oo. Bu geceden sonra Kürk Kedisi masalını daha çok seveceğim. Ben de talihinin ona benzemesini temenni ederim. Gel bak. Bu da benim hediyem. Güzelliğine bir şey katabilirse ne mutlu bana. Şu anda artık senin baban sayılır. Unutma. Hem de dünyadaki babaların en iyisi. Hadi, en hadi, sevimlisi. Hadi, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Baba olmak çok güzel bir şey. Duriye gelince bu mevzu görüşeceğiz. Daha ölmedik değil mi ya? Girin. İşte babacığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İşte bak. Bak sana bahsettiğim genç Osman Altınzade. Aa, memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum. Aynı zamanda kızımın zevkini daha da çok takdir ettim. Babamı nasıl buldun Osman? Tahmin ettiğim gibi. Birbirinize çok benziyorsunuz. Evet benzeriz. Aa telefon. Sen misafirimizle meşgul ol kızım. Ben belki de annen telefon ediyordur. Müsaadenizle. Babanız rahatsız mı? Şey, zaman zaman romatizma sancıları tutar da. Çok güzel. Şey, geçmiş olsun diyecektim. Yaz, 3 kişilik masa ayırtmıştım. Üzülmeyin, babam oldukça dayanıklıdır. Babanızdan hoşlanmadığımı sanmayın sakın. Yalnız baş başa kalırsak daha rahat edeceğimizi düşündüm de. Anneciğin sıhhatimi soruyor yavrum. Kendisi de kaynanam da çok iyiymiş. İyi ama siz daha ne bekliyorsunuz? Seni babacığım. Ama kızım romatizmam. Ne olur beni kırmayın. Yanımda olursanız bu çapkın delikanlıya karşı daha kuvvetli olurum. Anlarsınız ya. Anlaşıldı anlaşıldı. Ama sen Osman'ı bana düşman edeceksin. Halbuki seninle yalnız kalabilmek için canını bile verirdi öyle değil mi? Ama korkma delikanlı. Benden sana zarar gelmez. Biliyorum efendim. Yaşlı insanlar otomobiller gibidir. Markası eskidikçe tehlikeler azalır. Markam eskidir ama motorum kuvvetlidir. Hadi bakalım çocuklar bırakın bu soğuk lafları. Hesabı hazırlamanı yarım saat evvel bildirmiştim. Uyuyor musun be adam? Hiddetlenme hayatım tansiyonunu hatırladım. Ben de sana susmanıyım. Hazırlığınız tamam mı Osman Altınzade? Sakin olun. Şimdi olun. Babiller ne olacak? Merak etmeyin efendim. Taşıtmak için daha ne bekliyorsun? Al götür sen oğlum. Al götür Allah kahretsin. Ne biçim adamsınız be? Sinirlenme. Pardon. Allah kahretsin. Buyurun ben pardusumu alayım. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne bileyim ben ne oluyor? Hadi ben senden sana Allah. Ne biçim adam bu ya? Hadi sen de. Sinirlenme. Sus sen de. Allah kahretsin. Osman'ın arabası. Gel babacığım. Hala söyleniyor ya. Sen öyle karışıp durma hadi. Böyle her şeyi sürekli alacağım. Öyle baksana be adam. Hadi ölmüşüm yürü. Be. Ne bekliyorsun Osman? Anahtarı arabanda bıraktığını unuttum galiba.
Sen ver şöyle. Evet, hazır peki, Bay Osman Altınzade. İyi öyle çek edelim hadi. Arabacığım, bavullar, hırsızlar, arabacığım geçti. Kocacığım, tansiyonum var. Susma, arabacığım geçti, geçti araba. Karakol Osman Bey. Alo, Bay Komiser, ben Deniz Osman Altınzade. Meşhur hırsızlar arabacığımı çalmış bulunuyorlar. Arabacığım gitti, evet, otelin kapısından uçtu. Plakası 34 tane 990. Evet, evet ya. O gitar, ma gitar, ouvre-moi bien ton cœur. Chante, chante, gitar. Yeriniz rahatsız mı efendim? Yo, şey... Bilakis çok rahat. Rahattır babacığım. Annenin kulağının ne kadar delik olduğunu bilirsin. Tabii bilirim. Yalnız ben tanıdık bir sima var mı diye bakıyorum. Yoksa ne olacak? Şöyle uzun boylu, esmer bir sima değil mi babacığım? Valla böyle esmer de biraz böyle yalnız. Can karıştırma böyle şeyleri. Hadi bakayım şerefinize. Şerefe. Gördünüz mü çocuklar? Şimdi sigara bitmiş. Aa, bende var. Hayır, yok, yok, yok. O eksiltiyor, o eksiltiyor. Ben gider şuradan alıveririm Kazım Efendi. İki adım bitiyor mu? Esmer Hanım'a teşekkür etmek isterim. Ne? Seninle baş başa kalmamıza yardım et. Çok mu istiyorsun? Evet. Güzel gözlerinin sadece beni görmesini istiyorum. Benden başkasını düşünmemeni istiyorum. Aa, çok şey istiyorsun. Biliyorum. Hatta çocukça hareket ediyorum. Ama elimde değil. Seni görür görmez dünyam değişti. Hayatı daha çok sevmeye başladım. İnan bana. İnanıyorum. İnanmasam şu anda yanında olmaz. Her zaman yanımda olabilsin. Bilinmez. Çok güzel dans ediyorsun. Merci monsieur, siz çok kibar. Fransız mısınız? Oui monsieur, Comtesse Maria Darjan. Bendeniz Ahmet Savaş. Yeni mi geldiniz Comtesse? Evet, İstanbul çok beğendim. Her taraf gezmek gezmek istiyorum. Öyleyse emriniz değil mi Comtesse? Teşekkür ederim mesleğini. Muharrem. Ne güzel bir iş, bayılıyorum. Ben de şiir yazarım. Şiirlerinizi dinlemek için sabırsızlanıyorum Comtesse. Ne zaman lütfeder? Evli misiniz? Biraz. Baban kadar cesur olmak isterim. İhtiyacın mı var? Evet. Seni kollarıma almak, saçlarını okşamak, gözlerine doya doya bakmak için. Yaramaz bir çocuksun sen. Dans edelim mi? Seni bu kalabalığın arasına sokacak kadar budala değilim. Daha sakin bir yer biliyor musun? Tabii, gelir misin? Sen yanımda olduktan sonra. Bir kalem ver bana. Sevgili babacığım, senin sigara paketinle baş başa bırakıyoruz. Kendine ve romatizmana dikkat et. Arabayı sana bırakmayı uygun bulduk. Sevgiler. Hazırım. Hı hı. Arkadaşlarla tanışmayı arzu eder misiniz? Memnun olurum. Nedir o? Şey, bizi yalnız bırakmayı tercih etmişler. O güzel sesinizle bana bir şiir okur musunuz?
ama. 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 Bay komiser. Ben Osman Altınzade. Arabacığım henüz bulunmadı mı? Bulunmadı mı? Plakası 34AL990. Alo. 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 Bu 17. soruşunuz Bay Altınzade. Boş oturmuyoruz. İstanbul'da 200 binden fazla otomobil var. Pek kıymetli arabacınızı buluruz. Merak etmeyin. Güle güle. Şiirin böylesini hiç duymamıştım. Ne olur bir tane daha lütfeder misin? Ama bırakmıyorsunuz ki, hep öpüyorsunuz beni. Nasıl söyleyebilirim? Olsun. Siz içinizden söyleyin, ben duyarım. Hadi söyleyin. Hayır. Bosfor çok güzel. Yazmak istiyorum yeni bir şiir. Aşk var burada, yıldız var, deniz var. Oh. Yazın sevgilim. Kağıdınız ben olayım, kalem de dudaklarım. Yazın. Ya. Bu da mı? Hayırlı akşamlar efendim. Sağ olun efendim. Araba sizin mi? Hayır, bir arkadaşımdan al. Ehliyetinizi lütfen. Maalesef yanımda yok efendim. Sizinki bayan? Benimki de yok. Niçin soruyorsun? Vazifem bayan. Lütfen beni takip edin. Üzülme güzelim, hallederiz. Gecelerin bu kadar güzel olduğunu bilmezdim. Geceler her zaman güzeldi. Yeter ki yanında sıcaklığını duyduğun, saçlarını kopladığın biri bulunsun, senin. Kim bilir bunları kaç kişiye fısıldadı? Yalnız sana. İnanmam. Gençsin, yakışıklısın, üstelik zenginsin. Kızların senin peşinden nasıl koştuklarını görür gibi. Şımarıklar, ne olacak? Sen de seyahatleri sevdiğini söylemiştin ama. Söylemiştim. Mesela Paris'te, Roma'da, Madrid'de kim bilir kaç tane erkek etrafına toplanmıştı. Hiç bile değil. Saklama, kıskanmam. Hepsi züppe onların. Züppe işte, anladın mı? Delisin sen. İkimiz de deliyiz. Çalınan arabayı getirdim komiserim. İçindekileri de. Peki. Oh, burası çok sıcak. Odanızı da beğendim doğrusu komiser bey. Merak etmeyin. Uzun müddet kalacaksınız. Bu arabayı nereden çaldın? Çalmak mı? Ne çalmak? Gezmek için Osman Bey'den aldım ben bu arabayı. Demek Osman Altınzade'yi tanıyorsunuz. Olur mu? Çok samimi arkadaşızdır. Ya öyle mi? Öyle ya. Bu hanımla da samimi arkadaş mısın? Şimdilik değiliz ama olacağız, anlarsınız ya. Sizi tanıştırayım, Kontes Maria d'Angel. Yeter. Evet. Bizim Lastik Fatma ne zamandan beri Kontes oldu? Lastik Fatma mı? Ne sandın ya? Kendisi 39 sabıkası olan yan kesicidir. Arkadaşını iyi seçmişsin bakıyorum. Komiser abi, ekmek çarptım, benim suçum yok. Herif hoşuma gitti. Cüzdan da yüklü. İki numara yapıp uyutayım dedim. Meğerse bu da ince işçiymiş. Cüzdan bende. Santim fire vermedi komiser abi. İşte. Aa, bunu ne zaman yürüttün be? Şiir okurken cicim, şiir okurken. Şiire canım feda olsun. Adan ne? Ahmet Savaş. Meşhur bir muharirdir o. Atın şunu içeri. İçeri... Durun komiser bey, bir yanlışlık var bu işte. Anlarız şimdi. Götürün. Alo. Bay Osman Altunzade.
34 AL 990 plakalı arabanız bulundu. Merkeze teşrif edin. Bekliyorum. Başım alıp nereye gitsem, bu aşk beni öldürecek. Of be, of kavanoz düklü dünya! Of! Seni buraya getirmemeliyim. Ben ısrar ettim onu. Sana göre bir yer değil. Gidelim. Hayır, çok hoşuma gitti. Bu şarkıyı, bu meyhaneyi hiç unutmayacağım. Hayatımın sonuna kadar. Seni de Osman. Yavrum benim. Can. Ağıralım bakalım. Sen bizi ne zannettin yani? Bir şey mi söyledin ahbap? Bana Tepegöz Ali derler. Gözümün önünde oynaşanı toz ederim. Gır gır dinlemem, anladın mı? Sana ne? Kimseyi rahatsız etmiyoruz biz. Kanıma dokunuyor be. Al gazonu da bas git buradan. Bana bak terbiyeli konuş, yoksa... Yoksa ne olacak yani? O tek gözün de fazla geliyor galiba sana. Bana? Gel bakalım süt kuzusu. Var mı canavar yerine posta koyalım. Sıkı durun, geliyorum. Suçun ne arkadaş? Otomobil. Seninki? Zarfçılık. Tatlı bir iş üstünde enselendik. Sabıka 99. Ben de tatlı bir iş üstünde enselendim. Ne yazık ki yarıda kaldı. Kaç modeldi? Hı? Modeline boş ver. Bal gibi dudakları vardı. Bal. Hoş geldiniz beyefendi. Biraz evvel tavuklarla konuştum. Yem sıkıntısı çekiyorlarmış. Ne yapsak acaba? Sizi tanıştırayım. Bay Horozoğlu. Kendisi Tavuklar Cemiyeti'nin reisidir. Aynı zamanda doktoru, veznedarı, tahsildarı. Siz çok kibar bir adama benziyorsunuz. Tavuklarım yemsiz kaldı. Ah, ne olur bir çare düşünün. Yaşasın tavuklar diye bağırın. Bana bak küçük. Yaşasın tavuklar. Yaşasın tavuklar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Hakiki altın. Nereden yürüttün? Son kaldığım otelden. Buyurun abi. Kim bilir şu anda baban ne yapıyordu? Fırsatlardan faydalanmasını bilir o. Muhakkak hayatından çok memnundur. Kadınla nasıl dans ettiğini görmedim mi? Hayır. Çünkü o anda sana bakıyordum. Yalnız seni düşünüyordum. Ah,
Devam edin. Gelen yok. Hadi bakayım göreyim seni aslanım. Gerçek abi. Salla bakalım. Ona bilek derler be. Hadi bakayım yavrum. Şeyler baş için. Düşeş yuh be. Anlayalım. Zara dümen mi yapıyorsun yani? Ayıp ettin oğlum. Harbi oynuyoruz. Bana bak sen var mısın be elde ha? Ben kesildim. Lan ölü kemik. Alacağın olsun senin. Puh! Bana ha! Şeş peş Osman'a ha! İşler kötü gitti mi buraya düşmenin çarelerini aramalı. Hey! Dikkat çocuklar! Bir gelen var, gelen! Ahmet Bey, komiser bey sizi istiyor. Peki. Tavuklarıma yem alacaksınız. Yaşasın tavuklar, yaşasın tavuklar. Ay senin tavuklarına be! Ahmet Bey, hüviyetinizi tetkik ettik. Söylediklerinizin doğru olduğu anlaşıldı. Serbestsiniz. Teşekkür ederim efendim. Yalnız şu araba meselesini inceleyelim. Osman'ı tanıdığınızı söylemiştiniz. O gayet tabii. Akşam beraberdik. Arabanın anahtarlarını da kendisi verdi bana. Ben mi bildim? Saatçiler yalancı. Affedersiniz komiser bey. Lafa karışan bu su aygırı kim? Bay Osman Altınzade çalınan arabanın sahibi. İmkanı yok. Osman Altınzade şu anda güzel bir kızla hayatın tadını çıkartmakla meşgul. Palavraları sıkın bakalım. Kanun sizin hakkınızdan gelmesini bilir. Sakin olun. Ortada bir yanlışlık var. Bay Ahmet, sizin arkadaşınızın şimdi karşınızdaki bu beyle bir benzerliği var mıydı acaba? İyi. Benim tanıdığım Osman Altınzade genç, yakışıklı, gayet kibar bir adam. Böyle kaba saba değil. Bu adam bana hakaret ediyor komiser bey. Davacıyım. Olursa ne ol, avukatım siz var. Siz de fazla ileri gittiniz Osman bey. Evet. Arabanız bulundu. Hiçbir eksiği yok. Evet. Daha ne istiyorsunuz? Vazifemizi sizden öğrenecek değiliz. Evet. Tövbeler olsun. Ne düşünüyorsun? Seni. Bu gece. Keşke hiç sabah olmasaydı. Neden? Korkuyorum. Aydınlıktan, güneşten... Bütün insanlar. İnsan karanlıkta daha cesur oluyor. Her zaman değil. Sadece sevdiğinin yanında. Biliyorum. Seni kaybedersem ne yaparım diye düşünüyorum. Seninle her şeyi konuşmak içimi dökmek istiyorum. Açıkça konuşabilirsin benimle. Kendimi her şeye hazırladım Osman. Hatta ayrılığa bile. Niçin? Çünkü insan bir anda bu kadar çok mesut olamaz, sevemez. Ama biz mesut olduk, sevdik. Belki bir rüyaydı. Gelip geçti. Hayır. Rüya olamaz. Bak yavrum. Seni ilk gördüğüm anda sevdim. Nasıl oldu anlayamadım. Ama ben... Ben... Evet, konuş Osman. Söyleyeceğin acı da olsa bu geceyi asla silen. Konuş sevgi. Seyahate çıkıyor. Mecbur. Kısa bir müddet için. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Bu ayrılık er geç olacaktı. Sevdim. Sevindim. Şimdi de ayrılıyorum. Her zamanki son. Beklediğim son. Ağlıyorsun ama. Sevinçten ağlıyorum. Sana rastladığım için. Seni sevdiğim için. Bu gece için ağlıyorum. Birbirimizi bir daha hiç görmeyecekmişiz gibi konuşma. Gidemem sonra. Gideceksin Osman. Mecbur. Belki günün birinde tekrar karşılaşabiliriz. Mesela Paris'te, Roma'da, Madrid'de. Dünya küçüktür sevgilim. Çok küçük. Evladım.
İşi bırak da git dolaş biraz, açılırsın. Faydası yok Ömer. Dünyayı dolaşsam kafamdan silip atamam onu. Madem öyle niçin gideceğini söyledin kıza? İş işten geçmeden git bul onu. Seyahate çıkmaktan vazgeçtiğini söylersin. Olmaz. Onu daha fazla aldatmaya hakkım yok. Öyleyse hakikati anlat. Ne varmış yani? Parasızsın ama dürüstsün, mersin. Senin yerinde olsam dobra dobra konuşurum arkadaş. Ötesi yok. Delisin sen. Aramızda korkunç bir uçurum var. Alıştığı hayatı yaşatmama imkan yok. O bir milyoner kızı. Kafanı kızdırıyorsun ama. Gider o romancının yakasına yapışır arkadaşlarım. Romanlarında zengin kızla fakir delikanlıya evlendiriyorsun. Bir de şunun sahicisini yap da görelim derim. Diyemez miyim yani? Dersin tabii. Boş ver. Benim için üzülme. Nevin'in hatırası ölünceye kadar yeter bana. Yüksek dağlara tırmandık, düştük. Hadi, dalgamıza bakalım şimdi. Ekmek paramıza. Evet. Oğlum bana bir çay yapsana. Emredersiniz efendim. Günaydın. Başkalarının malından geçinmek hoşumuza gidiyor Allahu alem bir sevap. Önce arabacığım, şimdi de gazetem. Sizin yüzünüzden tansiyonum yükseldi. Seyahat edemiyorum. Vah vah. Çok üzüldüm doğrusu. Üstelik arabada bir koku var. Ya yakıyordur, ya yok yakıyordur. Yani engel. Avrat kokusu, avrat. Hanımla kavga edip durduk. Kıskandı kör olasıca. Aa, lastik Fatma'nın kokusu. Kimin? Şey, öyle bir türsün. Yani öyle minday. Kadının bir şiir okuyuşu var. Ha. Yani her tarafına pet gelir böyle adamın. Desenize arabacığım çok işinize yaradı. biraz. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Eğer siz Osman Altınzade'yseniz o tanıdığım genç kim? Osman Altınzade oysa o zaman siz kimsiniz? Yana başlamayın. Bu memlekette meşhur kuyumcu Osman Altınzade bir tane var. O da benim. Demek ki iki tane Osman Altınzade var. Peki ama acaba kullanması için bir arkadaşınıza ödünç falan vermediğinizden emin misiniz? Hiç kimseye teslim edemem ciğerparem. Yalnız iki gün tamircide kalmıştı. Onlar tecrübe için kullandı. Tamirciler. Ne? Tamirciler mi? Ha. Buldum. Bana adresi verin çabuk. Dolapdere Ömer Usta 44 numara. Dolapdere Ömer Usta 44 numara. Mersi. Romanım gittikçe güzelleşiyor. Ne romanı? Aşk romanı, aşk. Çayınız hazır efendim. Sen onu bir fıkaraya veriver oğlum. Getir oğlum, getir bana getir. Bağası varladı, duymadın mı? Getir ben hem kahvemi içerim hem çayımı. Kolay gelsin delikanlı. Ha? Ahmet Bey siz? Aşk olsun dostlar böyle mi karşılanır? Hortlak görmüş gibisin yani. Başka türlü olamam. Size karşı suçluyum. Yok canım cinayet işlemedin daha ya. Daha beter. Kızınıza yalan söyledim. Onu aldattım. Aynı şeyi bana yapsalardı mahvolurdum. Kendimi affedemiyorum. Kızınıza da söylediniz mi? Şey kızıma mı? Yok hakikati bilmiyorum. Kendisine seyahate çıkacağımı söyledim. Yalvarırım durumu anlatmayın ona. Beni uzaklarda bilsin. Hatta öldü bilsin. Ama kötü bilmesin. Çünkü Nevin'i seviyorum. Ölünceye kadar da seveceğim. Peki bunları niye kızıma söylemiyorsun? Kızınıza mı? Evet bak dinle. Sen fedakarlık yaparak sevgini ispat ettin. Nevin maddiyata ehemmiyet vermeyen bir kızdır. Ona her şeyi açık açık anlat. Yapamam. Ne demek yapamam? Yapacaksın. Sevenler cesur olur. Yoksa onu sevdiğine ben de inanmam.
Ya beni affetmezsin? Affedecektir, affedecektir. Ben kızımı senden iyi tanırım. Bu akşam seni bekliyoruz. Eğer gelmezsen sahtekar bir yalancı olarak hatırlarım seni. Hadi şimdilik hoşça kal. Hadi canım. Doğru söylediğinize yemin eder misin? Eğer inanmıyorsan garajın adresini vereyim, git bak. İnanılacak gibi değil. Hayatımda hiçbir şey beni bu kadar sevindiremezdi. Keşke benim durumumu da anlatsaydın. Cesaret edemedim. Seni aldattığı için çok üzülüyordum. Yanlış bir iş yapmaktan korktum. Kozunuzu artık kendiniz paylaşırsınız. Sakın benden duyduğunu belli etme. Sana kendisi anlatacak. Ne kadar iyisiniz. Hayatım boyunca sizi unutmayacağım. Saadetimi size borçluyum. Belki odur. Alo? Efendim? Anlayamıyorum. Tavuk yemekleri mi? Bir dakika lütfen. Bay Horoz Horozoğlu arıyor sizi. Yaşasın tavuklar deyip kapatıverin. Yaşasın tavuklar. Akşam tanıştığım biri. Daha bunun gibi çok arkadaşım var. Bizim yüzümüzden bir sürü sıkıntıya katlandınız. Ben çok memnunum. İyi bir muhabir hayatı çok yakından tanımalı. Onun içine girmeli. Öyle değil mi? Alo? Oho, sen misin zaptı? İyiyim iyiyim, tatlı bir iş peşindeyim. Ha? Maalesef gelemem. Dur biraz. Bak şimdi, ben bu akşam bir ziyafet veriyorum. Ziyafet. Ha. Bizimkileri topla gel. Oldu mu? Ah seni, ha. Peki. Ha? Güle. Oldu. Onları buraya mı davet ettin? Tabii ne var bunda? Arkadaşlarım değil mi? Sen de Murat'ın karşısına herhalde bu kılıkta çıkacak değilsin öyle değil mi? Ha, kardeşlerini de getir. Nasıl olur? Bal gibi olur. Bu akşam romanımı bitirmeye karar verdim. İçindeki şahısların böyle bir arada olmaları lazım. Ha, kardeşlerine vaziyetli çıtlatıver bir çam devirmesinler olur mu? Biraz sol gözüm seyirmeye başladı daima bir aksilik çıkar. Kötüye yormayın canım. Öyle. Belki karınız arıyordur sizi. Karım? Romantizm mi? Aman onu aklıma getirmeyin. Şu anda tahammül edemeyeceğim tek insan karım. Çünkü romanımın sonunu kötü bitirmek istemem. Aman durma sen hadi sırtına bir şey giysene. Hadi. Peki sevgili babacığım. Alo. Bu gece ziyafetim var. Odama bol miktarda yemek ve şampanya gönderin. Evet şampanya. Neymiş? Beraber söyleyelim. Şampanyaymış. Evet tamam. Hadi bakalım, hasar almaz, basan alır. Bul karayı, al parayı. Benden bir evlilik çalışır. Harbi oyun değil mi? Yapma be abi. Helal olsun arkadaşım. Göz değil, röntgen makinesi mübarek. Ayıp ettin, göz ya. Dudak deli mi zannettin? Yaman adamsın arkadaşım. Bu kadar dünyalığı nasıl ayar ettin, kafam almıyor. Kalemimle zarfçı, kalemimle ya. Pes be. Zarfçılık, manitacılık, dolandırıcılık, tavlacılık bilirdim ama kalemciliği bilmezdim. Cahil kal. J'ai quitté mon pays. Hadi iyisiniz kontes ha, iyisiniz. Ma vie, la tristesse, se traîne sans raison. Yumulun çocuklar, yumulun. Bir daha bunları rüyanızda göremezsiniz. Adamda katır yükü para var be. Büyüyünce muharrir olacağım ben. Baksana bolla. Maşallah. Durmadan yiyin bakalım. Benim tavuklarım ne olacak? Onları düşünen yok. Zavallı tavuklarım. Tavuklar cemiyetinin reisiyim ama yem bulamıyorum işte. Ben de Hindiler Cemiyeti'nin reisiyim. Oh ne iyi. Bana birkaç ton yem verir misiniz? Memnuniyetle Bay Horoz. Yaşasın tavuklar. Yaşasın tavuklar. Sağ olun Hindi kardeşler. Sağ olun.
Hep içiyorsunuz. Tavuklar mı düşünen yok. Yaşasın tavuklar, yaşasın tavuklar, hadi. Mesut, Ahmet, dans yaparsınız benimle. Numarayı bırak Lastik Fatma. Burada yabancı yok, hep arkadaş. Dans edeceğimize şiir okusak daha iyi olmaz mı? Dans ederken de şiir okunur. Hadi gel. Kadın ya. Dinle beni sevgilim. Kısa ve açık konuşacağım. İçimdeki zehri akıtmak istiyorum. Sana yalan söyledim. Osman Altınzade değilim. Murat'ım ben. Dolap Dereli Murat Usta. Bir tamirci. İsmim de, arabam da, zenginliğim de hep yalandı. Yalan olmayan tek bir şey var. Seni seviyorum Nevin. Çılgıncasına, ölesiye seviyorum. Konuş sevgi. Belki beni affetmeyeceksin. Neticesi ne olursa olsun kaderime razıyım. Ama yalvarırım, kötü bir şey söyleme bana. Seni seviyorum. Çılgıncasına, ölesiye seviyorum. Sen zehirini akıttın Murat. Rüya görsen karıcığım. Romatizmam bir hileymiş. Demek beni aldattın, hasta değilsin. Ay tabii doktor dedi ki romatizmanın en birinci ilacı twist'tir dedi. Peki bu bayan kim? Reçete mi yoksa? Ha bu reçete. Tabii bu bu reçete, ithal malı reçete. Prenses bu, prenses. Prenses Maria d'Angel, öyle değil mi? Fransız ilacı demek. Evet, Fransız. Komantalı mı bu da? Cevap ver. Götüre bien, merci. Bak ne güzel söyledi. Duriye, canım. Bak bunlar da arkadaşlarım, canım. Sana tabii zarfçı, Bekir Bey. Bu da karım Duriye. Hangi Duriye? Sakın yedi belalı Duriye olmasın bu. Yok, o değil. Benimkine çaçoron Duriye derler. Ahmet kendine gel. Affedersin karıcığım, ağzımdan kaçtı. Senin çaçoron Duriye olduğunu hiç söyler miyim kimseye? Söylemem tabii. Bak bu bey de horoz Horozoğlu. Küçük bir horoz. Yaşasın tavuklar. Bak bu üç kağıtçı. Bu da Şeşbeş Osman. Güzelim gel de iki kalem barbut atalım seninle. bunlar da canavar kardeşler. Bu Ali, bu Vedat. Bu Sedat, bu da Selim. Selim. Peki Ahmet, bu hanım kim? Adürüye o şey o. Anne! Ablamın annesi bir şey bekliyor. Anne! Gel. Bırakın, sahtekarlar, yalancılar, bırakın!
Nereye? Demek kızın ha. Yazıklar olsun sana Ahmet. Metreslerini etrafı utanmadan kızım diye tanıtıyorsun. Üstelik en güzel elbisemi de ona vermişsin. Yazıklar olsun. Hadi. Sen dur bakalım. Bayan meydana çıktı. Demek metresini bana yamamak istiyordun. Bu beni enayi yerine koyduğunuz için. İzah edeceğim. Çek elini sürme. İğreniyorum senden. Senin gibilerini sevdiğim için kendimden de. Benden nasıl şüphelenir anlamıyorum. Nasıl inanır böyle bir şeye? Sakin. Göreceksin, her şey düzelir. Bitti artık. İçimdeki inanç yıkıldı. Romanımız maalesef acı bitti. Hem de çok acı. Hep kendinizi düşünüyorsunuz. Tavukların ne olacak şimdi? Geversin tavuklar. Geversin tavuklar. Pes birader, böyle şey hiç işitmemiştim. Bu bana ders oldu. Bundan sonra her önüme gelene itimat etmem. Nasıl kandım, nasıl uyuttular beni. Kaldırma, dua et ki ucuz kurtuldun. Ya daha ileri gitsiydin, ya evlensiydin. Melek sanmıştım onu. Meğer çirkefin biriymiş. Nereden bilirdim böyle olacağını? Haklısın Murat. Kalın değil ki koklayıp dağılasın. Sen ha, çabuk çık git buradan. Yoksa tepelerim seni, tepelerim. Biliyorum. Dövüşürsek hastanelik edersin beni ama taburcu olur olmaz gelir yakana yapışırım. Var mısın? Dövüşelim mi? Ne istiyorsun benden? Beni dinlemeni. Nevin'le aramızda hiçbir şey geçmedi çünkü seni seviyorum. Onu ikimiz de aynı gün hatta belki de aynı saatte tanıdık. Ama her anını senin yanında geçirdi bunu sen de biliyorsun. Öyleyse niçin yalan söyledin? İkiniz de aynı hatayı işlediniz. Bir yalana ortak oldunuz. Çünkü birbirinizi kaybetmekten korkuyordun. Ama şanslısın delikanlı. Karşına Nevin gibi bir kız çıktı. Eğer 20 yaş daha genç olsaydım, eğer onu kendi kızım gibi sevmeseydim sana bırakmazdım. Anladın mı inatçı keçi? Benden bu kadar. Gerisini sen düşün. Yalnız elini çabuk tut biraz. Çünkü İstanbul'dan gideceğini söylüyordu. Hoşça kal. Daha ne duruyorsun takoz kafalı? İnanamıyorum bir türlü. Ulan aralarında bir şey olsaydı buraya gelip sana yalvarır mıydı? Yerim sizde çöp çatanlık yaptı gene yaranamadı. Sahi ya bunu hiç düşünmemiştim. Hele şükür motor çalıştı. Gazla bakalım. Bozuluyoruz be abla. Ne diye kaçıyoruz sanki? Kimden korkuyoruz? Hiç kimseden. Gitmemiz lazım çocuklar. Beni anlamaya çalışın. Bir rüzgar esti sarstı beni. Kendimi toplamam lazım. Kardeşlik böyle günlerde belli olur. Emre Tokerata'nın ağzını burnunu dümdüz edelim. Madem biliyoruz izin ver. Canavar kardeşler bir imza bıraksınlar da kim olduğumuzu herkes anlasın. Lüzum yok çocuklar. Yumruk her zaman işi halletmiyor. Yürek işi bu. Bir kırıldı mı tamiri güç oluyor. Hadi şimdi denkleri aşağı indirin. Vaktimiz yok. Selim nerede? İp almaya gitti. Abla, abla! Ne var, ne oldu senin? Başım belada. Katil olacağım. Anlatsana. Bir herif çıktı karşıma. Dedi ki... Ne dedi? Şey, bana bak ablası güzel dedi. Ne? Sana ha? Benim kardeşime ha? Kimmiş bu it, kimmiş? Bilmem. Evde 3 defa söyledi. Ben de onu 3 defa öldüreceğim. Nerede şimdi? Parka doğru gitti. Gel benimle.
vay, çayır züppesi vay, vay orman kibarı vay. Benim kardeşimi ablası güzel diyecek erkeğin alnı karışlarım ben. Gözünü patlatırım. Sıkı dur, geliyorum. Bekliyorum. Murat. Sana bir çift sözüm var sevgilim. Kötü bir söz mü? Benimle evlenir mi? Hadi bakalım canavarlar, denkleri çözün. Thank you.